Merhaba sevgili arkadaşlar ben Selahattin Çetin matematik öğretmeni. Bugün sizlerle eşkenar dörtgenin alanını ve yamuğun alanını hesaplayacağız arkadaşlar. Ee, eşkenar dörtgenin kendine has bir alan bulma şekli var. Mesela üçgende, dikdörtgende ve karede hep yükseklik olayından bahsederiz. Yani kenarlardan birinin diğerinin yüksekliği olduğunu vurgularız. Burada eşkenar dörtgenin kendine has bir e, alan bulma e, formülü var arkadaşlar. O da şu... Eşkenar dörtgenin köşegenlerini incelersek arkadaşlar bakın şurada AC bizim için bir köşegendir. DB de yine bir köşegendir arkadaşlar. Biz eşkenar dörtgenin alanını hesaplarken köşegenlerin çarpımının yarısı formülünden yararlanabiliriz arkadaşlar. Yani biz köşegenleri çarpıp ikiye bölersek arkadaşlar eşkenar dörtgenin alanını buluruz. Ya hocam yükseklik kullanarak da bulamaz mıyız? Evet. Yani onda buluruz. Onda sıkıntı yok. Yani yine biz burada taban çarpı yükseklik formülünden yola çıkarak da biz eşkenar dörtgen alanını bulabiliriz. Yani bir soruya baktınız, taban ve yükseklik verilmiş. Aynen şu şekilde olduğu gibi arkadaşlar. A, B, ABCD bir eşkenar dörtgen. E BC burada benim tabanım oluyor. DE de zaten yüksekliğim oluyor. E taban çarpı yükseklik diyerek zaten alan hesaplayabiliriz. Biz ekstra olarak arkadaşlar yeni bir formülden bahsediyoruz. Bu da eşkenar dörtgene has bir formül. köşegenlerin çarpıp ikiye bölerseniz eşkenar dörtgenin alanını bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu köşegeni ile ilgili özellikler e, daha önce de söylemiştik ama hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Eşkenar dörtgenin bir tane köşegenini çizerseniz siz eşkenar dörtgensel bölgeyi iki eş parçaya ayırırsınız. Eğer iki köşegenini birden çizerseniz arkadaşlar bu sefer eşkenar dörtgensel bölgeyi dört eş parçaya ayırmış olursunuz. Hemen uygulamamıza geçelim arkadaşlar basitçe. Aşağıda verilen eşkenar dörtgensel bölgelerin alanlarını bulalım demiş. Mesela birinci de arkadaşlar orada ne demiş? Yani bana şey vermemiş, köşegen vermemiş. O zaman mecburen ben hangi yöntemi kullanacağım? Taban çarpı yükseklik olayını kullanacağım arkadaşlar. E eşkenar de hani bir paralel kenar sonuçta karşılıklı kenarlar eşit. Tüm kenarları aslında birbirine eşit. 8 cm. E buradaki 8 cm benim tabanım oluyor. E, 12 cm de yüksekliğim oluyor. O zaman alanı hesaplayabilmem için arkadaşlar alan eşittir 12 çarpı 8 diyebilirim. E, 12 ile de 8'i çarparsam buradan 96 cm kare çıkar. İkinci şeklimiz ikinci soruya baktığımız zaman burada Dikkat edersek arkadaşlar bana köşegenlerin tamamını vermemiş. Köşegenlerin yarısını vermiş. Çünkü eşkenar dörtgende şöyle muhteşem bir bilgi vardı. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik ortalar. Bu ne demekti? Köşegenler hem birbirine dik oluyordu hem de birbirlerini iki eşit parçaya ayırıyorlardı arkadaşlar. Yani şurası 9 cm ise şurası da 9 cm'dir. Aynı zamanda şurası 12 cm burası da 12 cm'dir. O zaman eşkenar dörtgenin köşegenleri burada kaçar santimetre olmuştur? Şu yatay olan 18 santimetre, dikey olan da kaç santimetre olmuştur? 24 santimetre olmuştur. E o zaman ben burada işte köşegenlerin çarpımının yarısı formülünü kullanabilirim arkadaşlar. O zaman 24 ile 18'i çarparım. 8 kere 4, 32 elde var. 3, 8 kere 2, 16, 3 de burada 192. 1 kere 4, 4, 1 kere 2, 2 topladım. 2, 3 Buradan kaç geldi arkadaşlar? 432. Cevap 432 mi? Hayır. Bir de ne var arkadaşlar? Yarısı diyordu değil mi? O zaman 432'yi de 2'ye bölersek, 2'ye bölersek 2 kere 2 4, 1 kere 2 2 ve 6 kere 2 buradan kaç çıktı arkadaşlar? 12 çıktı. Demek ki bu eşkenar dörtgen alanda ne olmuş? 216 cm kare olmuş. Son soruya bakarsa, bak burada da size hani e, biz rasyonel sayılarla aslında sadeleştirmeyi zaten biliyoruz değil mi? Hani böyle işlemi uzatmadan da sadeleştirmeden yola çıkarak işlemimizi nasıl bulabiliriz? Onu e, gösterelim arkadaşlar. Yine burada 6 cm, e, burada köşegenin yarısıdır arkadaşlar. O zaman burası da 6 cm. Mesela E dersek, birinci köşegen burada 12 cm olacaktır. 8 cm, o zaman burası da 8 cm olduğuna göre... Benim ikinci köşegenimde kaç santimetre olduğu zaman 16 santimetre oldu. Benim alan formülüm ne? Alan formülüm köşegenleri çarpımının yarısı değil mi? E çarpı F bölü 2 diyebiliriz. E verilenleri yerine yazarsak arkadaşlar bakın. 12 çarpı 16 bölü 2. Yani şimdi burada zamandan tasarruf için arkadaşlar önce sadeleştirme yapmak da fayda var yani. Yani kafam karışmasın diyorsanız 12 ile 16'yı çarpıp 2'ye bölün yine. Bu ekstra bir, yani daha sadeleştirerek tek işlemle işin içinden nasıl çıkarız? Daha kolay çarpma işlemiyle nasıl sonuca ulaşabiliriz? Onu göstermek istiyorum size. E, rasyonel sayılarda olduğu gibi sadeleştirme yapabiliriz arkadaşlar. Bakın 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 6. O zaman ben direkt 6 ile 16'yı çarparsam sonucu ne yaparım? Rahatlıkla bulurum. E, 6 ile 16'yı çarparsam 6 kere 6, 36 elde var. 3, 6 kere 1, 6, 3 daha 96 santimetre kare oldu. Bakın. Yani bir şöyle bir işlem var. Yani şu sadeleştirme olayını kullanmadan bir de şöyle bir işlem var bakın. Yani önce sadeleştirip sonra çarpmak. Yani ben size bunu tavsiye ediyorum. Zamandan da tasarruf sağlamış olursunuz arkadaşlar. Aşağıda verilen ABC'de eşkenar dörtgensel bölgenin alanı 124 santimetre kare olduğuna göre DEC üçgensel bölgesinin alanı kaç santimetre karedir? DEC neresi arkadaşlar? Şurası. Az önce şöyle bir bilgi söylemiştik. Eşkenar dörtgenin köşegenlerini çizerseniz arkadaşlar 4 tane üçgen oluşur ve 4 tane üçgenin alanı da birbirine ne olur arkadaşlar? Eşit olur. İşte 4 tanesi 124 santimetre kare olduğuna göre bir tanesinin alanını bulmak için ne yaparsınız arkadaşlar? 124'ü 4'e bölersiniz. 3 kere 4 12 0 0 1 kere 4 4 Demek ki bir tanesinin alanı kaç santimetre kareymiş? 31 santimetre kareymiş. Bak özelliği bildiğiniz zaman Soru o kadar hazırlanıyor ki yani. Ama o özelliği unutsak ya şey diyeceksiniz bu sefer. Hocam köşegenleri vermemiş. Nasıl yapacağız? Hocam tabanı yüksekliği vermemiş. Nasıl yapacağız? İşte özellik bilmek bir anda o bir tane bir sürü soruyu bir anda hepsine cevap olabiliyor arkadaşlar. O bildiğiniz özellik. Yamuğa gelelim arkadaşlar. Yamuksal bölgenin alanı diyor. Şimdi yamuğun alanı biraz şey aşamalı diyelim yani. Taban çarpı yüksek demek yetmiyor yani veya işte köşegenleri çarpımının yarısı demek yetmiyor. Şimdi burada adım adım yazacağım arkadaşlar. Tabii bir de bunu hatırlayalım. Elemanlar kimlerdi? Çünkü söyleyeceğim ama elemanlar kim değer unutuyorsak bir işe yaramaz. Şimdi burada yamuğu tanırsak buradaki AB uzunluğu yani A benim alt tabanımdır arkadaşlar. Yani buradaki A alt tabandır. Buradaki C yani DC uzunluğu benim için üst tabandır üst tabandır. Buradaki H de benim için nedir arkadaşlar? Yüksekliktir. O zaman benim yamuğun alanını bulabilmem için arkadaşlar, yamuğun alanını bulabilmem için alt tabanı, üst tabanı ve yüksekliği bilmem gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Birinci adım. Bakın birinci adım. Alt taban ile alt taban ile üst taban toplanır. Üst taban toplanır. Birinci adım. İkinci adım, ikinci adım, yükseklik ile çarpılır bu toplam. Yükseklik ile çarpılır. Yükseklik ile çarpılır. Ve üçüncü adımda arkadaşlar, üç adım atlama gibi oldu. Eğer atletizm sevi seviyorsanız arkadaşlar bilirsiniz. Hani üç kere zıplayıp ondan sonra bir kumun üstüne atlıyor ya. Bu da üç adım gibi arkadaşlar. Yükseklikle çarpılır ve son olarak arkadaşlar ikiye bölünür. 2'ye bölünür. Burada size şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu 2 ve 3'ün yerini isterseniz değiştirebilirsiniz yani. Orada karar size kalmış. Yani ister önce 2'ye bölüp sonra yüksekle çarpabilirsiniz. İsterseniz önce yüksekle çarpıp sonra ikiye bölebilirsiniz. Karar tamamen sizin arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Alt tabanı üst tabanı topluyoruz. Yükseklikle çarpıyoruz. 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. Anlaştık? O zaman hemen bunu ne yapalım arkadaşlar? Uygulama üzerinde de görmeye çalışalım arkadaşlar. Aşağıda verilen yamuksal bölgenin alanını bulalım. Birinci adım. Bakın birinci adım. Ne diyordu? Alt tabanla üst taban toplanır. O zaman 12 ile 6'yı toplarsak buradan ne oldu? 18 santimetre oldu. İkinci adım. İster yükseklikle çarpın sonra ikiye bölün. İsterseniz önce ikiye bölün sonra yükseklikle çarpın. Orada karar sizin arkadaşlar. Ben önce burada 2'ye bölmek istiyorum. İkinci adım. O zaman 18'i 2'ye bölersek buradan kaç çıktı? 9 santimetre çıktı. Ve üçüncü adım arkadaşlar. Üçüncü adım ne diyor? Yükseklikle çarp diyor arkadaşlar. E 9'a da 8'i çarparsak bizim cevabımız buradan ne olur? 72 santimetre kare olur. Bu kadar. Yani az önceki harfli o cebirsel ifadeyi, cebirsel formülü bazı arkadaşlar çok soğuk karşılıyorlar. O yüzden bu şekilde anlatmayı tercih ettim arkadaşlar. Aşağıda verilen ABC'de yamuksal bölgesinin alanı 225 cm kare olduğuna göre DE'yi bulalım. Klasik arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz ki önce kenar uzunluklarını verir, yeterli elemanları verir, alanı buldurur. Daha sonra da alanı verir ve sizden ters işlem yapmanızı bekler arkadaşlar. Nasıl? 2 ile böl diyordu. E çarparsın. Yükseklikle çarp diyordu. Yüksekliğe bölersin. Alt tabanla üst tabanı topla diyor. Bu sefer büyükten küçüğü çıkarırsın. Yani bu tür sorularda da yine o adımları bileceğiz. Ama tersten aşağıdan yukarı doğru ters işlem yaparak yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Bana burada neyi soruyor? DE'yi soruyor. DE burada nedir arkadaşlar? Yüksekliktir değil mi? E o zaman ne yapacağız? Ters işlem. 2'ye böl diyordu değil mi? O zaman 2 çarpacağım arkadaşlar. Birinci adım. E o zaman 225 ile 2'ye çarparsam. 2 kere 5 10 elde var. 1 2 kere 2 4 5. Buradan ne oldu? 450. İkinci adım. ikinci adım. Yükseklikte çarp diyordu arkadaşlar. Yükseklikte kimi çarp diyordu? Alt tabanla üst tabanın toplamını çarp diyordu. E ben burada arkadaşlar yüksekliği bilmiyorum. Zaten yüksekliği soruyor. Haliyle ben burada ne yapmam lazım? Alt tabanla üst tabanı toplamam lazım. E alt tabanla üst tabanı toplarsam 11 ile 19 toplarsam bu kaç çıktı? 30 cm. Sant 30 santimetre çıktı. Ve son adım. Yükseklikte çarp diyordu. Bak şimdi bu cümleyi burada kullanabilirim. E, yükseklikte çarp diyordu. Ters işlem yapacağımıza göre yüksekliği ne yapacağız? Böleceğiz arkadaşlar. E, 450'yi de 30'a bölersek. Hatta şöyle kısa yoldan bölelim. Şu sıfırlar birbirini ne yapar arkadaşlar? Götürür. 45'i de 3'e bölersek. Buradan bizim yüksekliğimiz kaç çıkar arkadaşlar? 15 santimetre çıkar. Şimdi gelelim alan problemine. Hani şu dersin tarihiyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şu anki yaptığımız ders 2021 LGS'den sonra çekilen bir ders arkadaşlar. 2021 LGS ile ilgili de şöyle bir bilgi vereyim ben size. Gerçekten alan üzerine yani geometri üzerine çok fazla sayıda soru çıktı. E, konu 7. sınıf konusu ama 8. sınıf sorularda da işte bu 7. sınıfta gördüğünüz bilgiler gerçekten büyük bir temel oluşturuyor. Bu temeli bizim güçlü atmamız gerekiyor. Bu temellerden de yani geometri temelli soruların da bence en önemli olduğu yer burası alan problemleri. Bu alan problemlerinde ne oluyor? O bildiğiniz şekiller işte kareler, dikdörtgenler bir araya gelerek yeni şekiller oluşturuyor. O yeni şekillerin alanıydı, çevresiydi. Bunun üzerine gerçekten çok fazla soru soruluyor yine 8. sınıfta da. Ve 2021 LGS'de de arkadaşlar soruların büyük bölümü geometri temelli oldu. O yüzden siz lütfen bu konuları arkadaşlar biraz daha yeteri kadar hatta daha fazla e, vakit ayırın arkadaşlar. Gerçekten öğrenerek 8. sınıfa geçin. Kare nedir, eşkenar dörtgen nedir, yamuk nedir, paralel kenar nedir, alanı nasıl bulunuyordu, çevresi nasıl bulunuyordu, katlarsam ne olur, açarsam ne olur, köşegeni e, çizersem eş parçalara ayrılır mı, ayrılmaz mı? Yani bizim 7. sınıftan 8'e geçtiğimiz zaman işte bu dörtgenlerle ilgili bölümü sağlam bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Ve en önemli bölümlerden biri de bu alan problemleri bölümü arkadaşlar. Ne yapacağız peki? Nedir bu alan problemi? İşte aynı soru içerisinde üçgen, kare, paralel kenar, eşkenar, dörtgen ve yamuk alanlarının sorulduğu sorular olabilir. İşte bunlardan bahçe yapar, işte site yapar, oyun alanı yapar, her şey yapar, tarla yapar, bir bölümüne salatalık, biber eker. Yani her şeyi sorabilir arkadaşlar burada. E nasıl yapacağız hocam? Her bir bölgenin alanını ayrı ayrı hesaplayacağız. Yani üçgen kullanıldıysa üçgenin alan formülünü kullanacaksınız. Kare ise karenin alanın formülünü. Dikdörtgen ise dikdörtgen. Eşkenar dörtgen ise eşkenar dörtgen. Ondan sonra da artık hangi bölgeyi soruyorsa arkadaşlar o bölgenin alanını hesaplamaya çalışacaksınız arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek. Bakın. Yukarıdaki duvarın bir metre karesinin boyanması için sıfır tam onda 5 TL. Yani 50 kuruş. Gerektiğine göre bu duvarı boyamak için toplam kaç TL'ye ihtiyaç vardır demiş. Şimdi bu şekle baktığınız zaman arkadaşlar yani bizim gördüğümüz herhangi bir şekle benzemiyor. Yani buna bir dikdörtgen diyebilir misiniz? Hayır. Yamuk diyebilir misiniz? Hayır. Ne yapacaksınız o zaman? Bu tür sorularda şekli bildiğiniz şeklere şekillere e, böleceksiniz, parçalayacaksınız arkadaşlar. Çizim yapacaksınız. Örneğin ben şuradan şöyle bir uzunluk çizersem, Bakın iki tane şekil oluştu. Birinci bölge ve ikinci bölge. Birinci bölge bir yamuk olmadı mı arkadaşlar? Evet. E, i̇kinci bölgede bir dikdörtgen olmadı mı? Evet. O zaman ben birinci ve ikinci bölgenin alanlarını ayrı ayrı bulup toplarsam şeklin alanını da bulmuş olurum. O zaman verilmeyen kenar uzunluklarını bulmaya çalışalım. Şimdi şurası 14 santimetre ise bakın. E, burada 5 santimetre olduğuna göre şuraya kaç santimetre kalır? 9 santimetre kalır. E, e, 9 metre kalı. Birimlere dikkat edelim. Burası 2 metre ise, e o zaman dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğuna göre bakın şurası da 2 metre olacaktır. E buranın tamamı 6 metre olduğuna göre şuraya da kaç metre kalacaktır? 4 metre kalacaktır. Şu ana kadar hani bizim için yeterli olan tüm kenar uzunluklarını bulmuş olduk. Şimdi birinci bölgeye baktık. Birinci bölgede ne var arkadaşlar? Bir yamuk var. O zaman yamuğun alanını hesaplayalım. Yamuğun alanını nasıl hesaplıyorduk? 3 adımda hesaplıyorduk. Birinci adım. Alt tabanla üst taban toplanır. 4 ile 9'u topladık. 13. İkinci adım. E, ya önce yükseklikle çarpıp sonra 2'ye bölecektiniz. Ya da önce 2'ye bölüp sonra yükseklikle çarpacaktınız. Burada 13 2'ye bölünmediği için arkadaşlar yani küsuratlı sayılarla uğraşmayalım şu an. Önce yükseklikle çarpalım. O zaman 13 ile 4'ü çarparsak buradan 4 kere 3, 12 elde var. 1, 4 kere 1, 4. 52 çıktı. Ve üçüncü adım arkadaşlar. Şimdi 2'ye bölersek 52'yi de 2'ye bölersek buradan kaç geldi? 26 metrekare geldi. Birinci bölgenin alanı 26 metrekareymiş. Şimdi geldik ikinci bölgeye. İkinci bölge bir dikdörtgen ve dikdörtgen alanı bulurken de ne yapılıyordu? Kısa kenarla uzun kenar çarpılıyordu. E kısa kenarı 2, uzun kenarı 14 olduğuna göre 2 ile de 14'ü çarparsan buradan ne oldu? 28 metrekare kaldı. Geldi. O zaman birinci ve ikinci bölgenin toplam alanı bul bulmak için arkadaşlar... 28'de 26'yı toplarsak buradan da kaç geldi arkadaşlar? 54 metrekare geldi. Peki bana onu mu soruyor? Hayır. Diyor ki 1 metrekaresinin boyanması için 0 tam 15 5 TL gerekiyormuş. Toplam parayı soruyor. O zaman ben 54 metrekare ile 0 tam onda 5'i ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. Nasıl çarpabiliriz? İsterseniz direkt 54 ile 0 tam 15'i alt alta yazıp çarpabilirsiniz. Ya da bakın 54 çarpı 0 tam 15'i ne yapabilirsiniz? Rasyonel sayı haline getirebilirsiniz. Daha sonra da rasyonel sayılarda çarpma işlemi nasıl yapılıyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Yani paylar kendi arasında, paydalar kendi arasında. Tabii ki çarpma işleminde de varsa sadeleştirmeler önce mutlaka ne olması lazım? Yapılması lazım. 5'e böl 1, 5'e böl 2, 2'ye böl 1, 2'ye böl 27. O zaman benim cevabım buradan 27 bölü 1 yani 27 TL çıkacaktır. Ve son sorumuz. Yukarıda verilen şekilde ABCD yamuk. Bakın gerçekten çok güzel bir şekil. Yani yamuk var, işin içinde eşkenar dörtgen var. Ee, birinin kenarı diğerinin başka bir elemanı olmuş. İşte o ilişkileri falan bizim ne yapmamız lazım? İşte şekil üzerine çok doğru yani cımbızla çekip almamız lazım arkadaşlar. Yukarıda verilen şekilde ABCD yamuk, BEGF eşkenar dörtgen. Yani şuralar bakın şu uzunluk, şu uzunluk. Şu uzunluk ve şu uzunluk birbirini eşitmiş. AB uzunluğu 15 santimetre. Bakın verilenleri doğru yerleştirelim arkadaşlar. AB 15 santimetre. CD 17 santimetre. CD neresi? Alt taban bakın. Şurası 17 santimetre. Alan ABC'de 128 santimetre kare. Yani yamuğun alanı 128 santimetre kareymiş. FH 7 santimetreymiş bakın. FH 7 santimetre. Bize neyi soruyor arkadaşlar? B, E, -G -F, yani eşkenar dörtgenin alanını soruyor. B, E, G, F. Peki ne yapacağız? Burada eksik olan şey ne? Şimdi eşkenar dörtgenin alanını bulmak için taban çarpı yüksekliği kullanabiliriz. Bir de neydi? Köşegenleri çarpımının yarısını kullanabiliriz. Şimdi bakın FH 7 cm ise HH de 7 cm'dir. O zaman bu durumda benim birinci köşegenim 14 cm olmuştur. 7, 7, 14. O zaman burada bana lazım olan şey ne arkadaşlar? Eşkenar dörtgenin ikinci köşegeni yani şurası. Peki bu eşkenar dörtgenin ikinci köşegeni yamuğun yüksekliği olmamış mı arkadaşlar? Hmm. Demek ki ben burada yamuğun alan formülünü kullanarak arkadaşlar öncelikle yamuğun yüksekliğini bulmam gerekiyor. Yamuğun yüksekliğini bulduğum zaman da aslında ben ne, neyi bulmuş olacağım? Ee, eşkenar dörtgenin diğer köşegenini bulmuş olacağım. O zaman... Ters işlem yapıyoruz arkadaşlar. Yamuktan yola çıkarak. Ne diyordu? 2'ye bölünür diyordu değil mi? O zaman önce 2 ile bir çarpacağız. Bakın yamuktan gidelim. Birinci adım. Birinci adım. O zaman 128 çarpı 2. Burada ne geldi? 256 geldi. Daha sonra ne diyordu? Alt tabanla üst taban toplanır. Yükseklikle çarpılır. Şimdi burada zaten yüksekliği sorduğu için ben bu alt tabanla üst taban toplanır adımını bir adım yukarı alıyorum arkadaşlar. İkinci adım alt tabanla üst taban toplanır. 17 ile 15 toplarsam 32 geldi arkadaşlar. Üçüncü adım, üçüncü adım ne diyordu? Yükseklikle çarpılır diyordu. E, ters işlem yapacağız arkadaşlar. Yüksek e, alt tabanla üst tabana toplamına böleceğiz. O zaman 256'yı da 32'ye bölersek buradan kaç gelecek arkadaşlar? 8 santimetre gelecek. Demek ki, demek ki sevgili arkadaşlar bu Yamuğun yüksekliği 8 cm demiş. Aynı zamanda bu 8 cm benim neyim olacaktır arkadaşlar? eşkenar dörtgenimin e, diğer köşegen uzunluğu olacaktır. Yani BG uzunluğu olacaktır. Yani F olacaktır. F de buradan kaç santimetre geldi? 8 cm geldi. Artık ben eşkenar dörtgen alanı çoğu rahat hesaplayabilirim. Çünkü iki köşegen uzunluğunu da biliyorum ben. Neydi alan formülümüz? Alan eşittir e çarpı F bölü 2 yani köşegenleri çarpımının yarısı. O zaman 14 çarpı 8 bölü 2. Sadeleştirmeyi önce yaparsak arkadaşlar 2'ye böl 1, 2'ye böl 7, 7 kere 8 buradan kaç geldi arkadaşlar? 56 santimetre kare geldi. Yani biz ne yaptık? Eşkenar dörtgen ve yamuğun <laughs> alanını hesapladık. Ama bunu hesaplarken de yine diğer çokgenlerden yani diğer dörtgenlerden de yardım aldık. Onların da beraber kullanıldığı soruları çözmeye çalıştık sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.